Merhaba değerli Habertürk.com takipçileri. HT Spor'da 2022 Dünya Kupası özel programıyla karşınızdayız. Ben Ozan Genç, HT Spor Müdürü İnanç Ergülen'le birlikte Dünya Kupası'ndaki iki büyük sürprizi konuşacağız. Favorilerden Arjantin, Suudi Arabistan'a mağlup oldu. Almanya'da Japonya'yı kaybetti. İki büyük takımın bu yenilgileri tabii ki herkesi şaşırttı. İnanç Ergülen'le de bu durumu masaya yatıracağız. Önce Arjantin'le başlayalım. İnanç. Evet, Arjantin turnuvanın en büyük favorisi olarak geldi. Bir de Messi'nin de son Dünya Kupası olacak olması nedeniyle bütün gözler Arjantin'deydi. Rakipleri de kadro değeri 25 milyon euro olan Suudi Arabistan'dı. Hı hı. Arjantin'de 627 milyondu yanlış hatırlamıyorsam kadro değerini düşündüğümüz zaman ortada bir güç farkı vardı. Arjantin rehavete kapıldı diyebiliriz. Çünkü Messi için özellikle Maradona ile Pele'ye geçecek mi, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olacak mı soruları da vardı. Bir de biliyorsun Messi'nin de bir sakatlığı söz konusuydu. Evet, maçtan önce konuşuldu, böyle ekranlara yansıdı, ayağında bir şişlik olduğu konuşuldu. Ama hani golü de attı aslında, penaltıdan da olsa iyi başladı aslında Arjantin. Yani 3 gol de var, offside gerekçesiyle iptal edildi. Aslında her şey yolunda gidiyordu ama öne geçilmesine rağmen gelen yenilgi bir de Suudi Arabistan karşısında kafaları da açıkçası karıştırdı. Ya bir Suudi Arabistan öyle tarihi galibiyet aldı ki ülkede resmi tatil bile ilan edildi. Hı hı. Burada şunu da söylemek lazım. Belki evet Messi'nin hafif bir sakatlığı olabilir ama ilk 8 maçlar değerlendirildiği zaman 90 dakika boyunca sahada en fazla yürüyen oyuncu da kupada, turnuvada Messi oldu. Evet. Yani Messi yürürken de bir ulus ağladı demek çok da yanlış olmaz. Burada Suudi Arabistan'ın hocasına da bir hı hı. ayrı parantez açmak istiyor. Sen de bununla ilgili detaylı bir haber yapmıştın. 36 dakikada 7 kez offside'da durdurabildi. Evet, evet. Rakiplerini. Hocanın da bir beyaz gömlek uğuru var. Bunun da hikayesinden şöyle kısaca bahsedebiliriz. 14 sene önce Zambiya ile çeyrek finale çıktığı zaman daha sonra Kamerun yenilgisinde mavi gömlek giyiyor hoca. Hı hı. Sonrasında gelen yenilginin mavi gömlekten kaynaklandığını düşünüyor. Çünkü bir önceki Tunus maçında beyaz gömlekle çıkıyor. Zaten Afrika'da da bu beyaz gömleğin uğurunu bilmeyen yok. Daha sonra 14 yıl boyunca beyaz gömlekle sahaya çıkıyor. Belki de Suudi Arabistan'ın Arjantin karşısında aldığı şok eden sonuç, diğer tarafı için de resmi tatil getirecek sonuç belki de bu beyaz gömleğe bağlıydı ama tabi bunları bir kenara bırakırsak büyük bir rehavete kapıldı Arjantin. Bir de rakibi küçümsediler bence. Aşırı derecede. Ya bu arada o rakamı da izleyicimize aktaralım. Messi 4625 metrelik bir yürüme mesafesiyle Suudi Arabistan karşısında en çok yürüyen futbolcu olmuş. İngiltere kalecisi Pickford'u da yürüyüş mesafesinde geride bırakmış açıkçası. Evet, bu rakamları... Ya hani bu noktada tabii şuna da değinmek istiyorum. Yani Arjantin tabii çok büyük favori gösterildi turnuva başında ama hani kadro anlamında açıkçası soru işaretleriyle dolu bir takım. Kesinlikle. Hani biraz belki o bir Messi romantizmi, son Dünya Kupası'nı oynamasının kesinlikle getirdiği öyle. Bir romantizm de Arjantin'i belki de böyle bir gönüllerin favorisi haline getirdi. Çünkü hani onu Messi dışında açıkçası takımın geneline baktığımız zaman çok da üst düzey bir... Kadroyu saydığın zaman açıkçası birinci favori demezse. Evet, yani hani diğer takımlar düşünüyor. Tabii ki Arjantin her zaman doğal favoridir turnuvalarda. Bu kupada iki şampiyonluğu olan bir takım ki 2014 Dünya Kupası'nda finalistiydi. Almanya'ya kaybetmişlerdi uzatmalarda gelen golle. Ama hani bu kupada Arjantin nereye gider açıkçası soru işareti. Yani finale kadar gider mi benim açımdan soru işareti, onu söyleyebilirim. Finale kadar gitmesini ben de beklemiyorum. Hı-hı. Şöyle bir şey var. 2010 yılında bunu sadece İspanya başarıyor sanırım. İlk maçını kaybedip şampiyon olma konusunda, evet, öyle bir istatistik var. Yani bir de şunu da belirtmek gerek. Gruptaki diğer maç biraz aslında Arjantin'in lehine bitti. Yani Meksika ile Polonya'nın golsüz berabere kalması en azından Arjantin'in gruptan çıkması için. Gruptan çıkması noktasında pek yine de sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Yani hani bu yenilgi bir uyarıydı belki. Hani muhakkak mutlaka öyle olacak. Dünya kupalarında da bu sonuçları açıkçası yaşıyoruz. Yani hani
Dünya Kupası belki bu yüzden güzel. Bu sürpriz sonuçlar her zaman kupanın rengidir aslında. Hani Arjantin'i destekleyen ne kadar üzgün olsa da bu durum kupanın rengidir. O noktada diğer maçın da 0-0 bitmesi Arjantin için bir avantaj oldu. Ve biraz yani hasarı biraz azalttı diyebiliriz. İyiydi yani. Bu oyun oynamadı. Polonya ile Meksika. Evet evet yani hani o noktada yine de şansı devam ediyor Arjantin. Hemen şunu da aktaralım. Hani Messi kötüydü veya performansı yetersizdi diyebiliriz ama attığı penaltı golüyle 4 Dünya Kupası'na gol atan 5. oyuncu olarak tarihe geçti. Tarihte bunu yapanlar Pele, Sealer, Klose ve Cristiano Ronaldo. Koleksiyon eksik ama. Evet. Evet. Messi de bu noktada yine de kötü oynamasına rağmen bir tarih yazdı. Ya Arjantin deyince herkesin aklına Messi geliyor maçtan sonra. Hı hı. Messi balonu patladı yine. Söylemlerini gördük. Messi. Evet. Messi senin az önce söylediğin özellikle Messi. Ronaldo'culardan. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ronaldo Messi savaşına döndü aslında tekrardan. Tabii yani turnuva öncesinde herkesin. Romantizmi bir kenara bırakıp dediğin gibi gerçekleri de burada söylemek lazım. Bu arada aslında rekorun da kıyısından döndü Arjantin. Yani 36 Roberto... maçlık serisi de bitti bu arada. Evet yani 36 maçlık seri vardı. Rekor da biliyorsun İtalya'daydı. Evet. Roberto Mancini'nin İtalya'sı 37 maçlık bir yenilmezliği evet. vardı uluslararası maçlarda. Tarihe geçmişlerdi. Bu rekoru da belki kırabilirdi evet. Suudi Arabistan. En azından berabere kalsaydı devam ettirecekti. Ki o günkü ama... İtalya'da bugünkü bu kupada da yok. Evet o da ayrı bir detay tabii ki. Ama Arjantin için son olarak diyebiliriz ki şimdi Meksika ile oynayacaklar. Hala şansları devam ediyor ama favori noktadan biraz uzaklaştılar. Kesinlikle uzaklaştı. O sosyal medya romantizmi biraz yerini artık gerçeklere bıraktı evet. diyebiliriz. Bir diğer sürpriz tabii Almanya. Ama tabii yani Japonya, Almanya ya tabii ki sürpriz ama Japonya'nın da en azından Arabistan kadar büyük bir sonuç değil aslında baktığın ya, zaman. Evet, yani diğer maçı kıyasladığımız zaman. Ama tabii Almanya açısından bakarsak gerçekten kötü bir başlangıç. Çünkü 2018'de hayal kırıklığıyla biten bir şampiyona vardı. Yani 2014'ün Dünya Kupası şampiyonu 2018'de gruptan çıkamamıştı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Burada da Arjantin'e benzer bir senaryo izledik aslında. İlkay Gündoğan penaltıdan attı. Almanya öne geçti. Hatta iyi oynadığı da bir periyot vardı ama Japonya hiçbir şekilde oyundan düşmedi. Özellikle ikinci yarı önde çok baskı yaptı. Evet önce. İkinci yarı ablukaya aldılar gerçekten. Geliyorum dedi yani klişe tabirle gol. Önce beraberlik geldi sonra da böyle biter derken. İkinci gol geldi. İkinci gol geldi. Ama Almanya'nın durumu tabii Arjantin'e göre biraz daha kritik. Çünkü İspanya ile oynayacaklar ve İspanya Costa Rica'yı yendi. Ve 7-0 yendi. Gerçekten bir gövde gösterisi. Beklenmeyen bir sonuçtu. Ya bu kadrosuna baktığın zaman aslında. Ya evet ama hani Costa Rica'yı yenecekti evet. aslında. Ama hani 7-0 tabii ki. 7-0 belki beklenmeye evet. diyebiliriz. Ama İspanya gerçekten böyle eski günlerine selam çakan bir futbol oynadı. Yani onu da sonraki programda da detaylı değerlendireceğiz tabii. Ama Almanya'nın durumu açıkçası biraz zor çünkü bu maçı da kaybederlerse Dünya Kupası'na veda etmeyi de burun buruna gelecekler. Yani ne düşünüyorsun, nasıl gördün Almanya'yı? Gruptan çıkamasa şaşırma. Almanya'nın bir kere gol yolunda çok ciddi sıkıntısı var. Birinci baba santrofor dediğimiz bir forvet oyuncularına sahip değiller. Kadro olarak, isim olarak kadrosuna baktığın zaman bir önceki turnuvanın son Dünya Kupası'nı kazandığı kadrosuyla bu kadrosunu kıyasladığımız zaman arada çok ciddi bir kalite farkı var. Evet sürpriz sonuç ama çok da Arjantin'in Suudi Arabistan'a kaybettiği kadar da şaşırmamak da gerekiyor. Japonya gerçekten ders niteliğinde bir oyun oynadı. Çok önde baskı yaptılar. Hatta Rudiger'in bir rakibiyle herkes farklı söylüyor da bana göre dalga geçen bir pozisyonu da vardı. Evet. Asano ile ilgili. Asano da ikinci golü atarak takımına galibiyeti getirerek sahada Rüdiger'e de cevabını vermiş oldu. Aslında şunu da eklemek gerekiyor. Yani şimdi istatistikler de bu arada yani Almanya'nın aslında yani istatistiklere baktık mı Almanya üstün gözüküyor. Yani 26 şut 9 isabet Japonya'da 12 şut 4 isabet var.
%74 topla oynama. 686 isabetli pas ve bunun karşısında Japonya'nın 190 isabetli pası var aslında. Hani rakamlara baktık mı Almanya'nın sanki maç izlemeyip skoru kapatsa. Evet, öyle bir görüntü hakim. Tabii ki fırsatlar vardı falan ama Japonya gerçekten çok saygı duyulacak bir oyun ortaya koydu bence. Japonya kesinlikle öyle, bir de iki maçta da kaleci performansları da çok etkiliydi. Hem Suudi Arabistan'da, evet, doğru, hem Japonya'da hakikaten kaleyi gole kapattılar. Klasik tabirle etten duvar ördüler denilebilir. Ama Almanya'nın Arjantin'e böyle, yani iki maçı kıyasladığımız zaman Arjantin'in aldığı yenilgi çok çok daha ağır bir yenilgi. İspanya'nın da 7-0'lık galibiyeti Almanya'nın oyununu bozacak tabii ki. Yani bir yenilgide direkt gruptan çıkamayacak. Burada tabii stresli taraf Almanya. Yani Arjantin'de tabii stresli olacaktır ama ikinci maçlara baktığımız olarak söylüyorum. Ama Almanya için biraz durum sıkıntılı. Yani İspanya'da böyle bir özgüvenliyken o stres daha kötü bir şeye faktör olabilir. Kesinlikle. Kapatmadan tabii şuna da değinmek lazım. Tanıdık yüzler de Dünya Kupası'ndaydı. Enner Valencia, Fenerbahçe'nin golcüsü, iki golle turnuvayı açtı. Belçika dün Batshuayi'nin golüyle kazandı ve tabii ki de Fenerbahçeli taraftarlar da ilgiyle tabii takip ediyorlar. Turnuvayı Jesus'un golcüleri sahne aldı diyebiliriz. Bunları nasıl yorumlarsın? Jesus'un golcülerin sahne aldığı yanı sıra Suudi Arabistan'ın uyguladığı offside taktiğiyle de aslında Türk medyasında da Jesus gündeme, evet, geldi. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Jesus taktiğiyle Arjantin durdu. Bunlar da kupanın renkli tarafları aslında baktığımız, hı-hı, zaman. Fas maçında sayısı da çok... Evet. Şimdi ona gelecektim zaten. Aynı Batshuayi'nin gol attığı maçta Atiba da sahadaydı bu arada. Dünya Kupaları tarihinin en yaşlı ikinci oyuncusu oldu. Ve iyiydi bence Atiba bu arada. Yani Beşiktaş'taki bu arada ortalamadaki düşündüğümüzde hani Dünya Kupası sonrasında Atiba'yı bence sahada daha fazla görebiliriz bu performansıyla. Kesinlikle olabilir. Bir de bilmiyorum seni söyledim mi, bu turnuvada keşke biz de olsaydık. Tam orada bizim bu... O her zaman her turnuvada neredeyse artık klişe haline gelen bir şey. Çünkü hiçbir turnuvada olamadığımız için 2002'den bu yana Dünya Kupası'nda yokuz. İşte Euro 2016'yı zaten gittiğimizde bin pişman olduk. Yani sıfır çekip döndük. Keşke tabii ki olsaydık. Olamıyorsak takım Türkiye'de forma giyen oyuncuların, evet, artık onlarla en azından onları izleyebiliyoruz. Teselli bulacağız diyelim. HT Spor Dünya Kupası özel programıyla karşınızdaydık. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.